Sayın Hocam, Necmi Aytek Hocam da bizlere Hatta Tamir Aytaş'ın verdiği iddianameler konulu bildiri sunacak. Buyurun Sayın Hocam, süreniz 15 dakika. Kıymetli Hazir onu izleyicilerimizi ve hocalarımızı hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel sempozyumda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Bendenizin tebliğ konusu sayın hocamızın da ifade ettiği üzere Hattat Hamit Aytaç'ın verdiği icazetnameler. Sözlü veya yazılı olarak icazet verme geleneği günümüzde hala devam etmektedir. Farklı alanlarda veriliyor bu icazetnameler. İlmi icazet, hadis icazeti, tarikat icazeti, fenni icazet ve sanat ve meslek icazeti olmak üzere 5 kısma ayrılıyor. Bizim tebliğimiz sanat ve meslek icazetleri kısmına giren hüsnat icazetleri ve bilhassa has sanatının günümüze ulaşmasına vesile olan son devir Osmanlı Hattatı Hattat Hamid'in verdiği icazetlerle ilgili. Biz bu çalışmamızda Hattat Hamid'den icazet almış hattatların iddia edildiği gibi bir elin parmaklarından daha az olmadığı, aksine yerli ve yabancı 44 hattatın Hattat Hamid'den icazet aldığını belgeleriyle tespit ettik. Ayrıca günümüzde hüsnat sanatının maddi ve manevi kıymetinin artmasıyla hattatlar arasında icazet metinlerinden dolayı eleştirilip zan altında bırakılan hattatlar ve tartışmalara sebep olan hüsnat icazetnamelerinin nasıl olması gerektiği Hattat Hamit Aytaç'ın verdiği icazetnameler üzerinden incelendi. İcazetnamelerde çok önemli hususlardan birisi de icazet veren kişinin bağlı olduğu silsile. Bu konu hem icazetin geçerliliğini hem de keyfiyetini ortaya koyuyor. Silsilenin açık ve net bir şekilde ibraz edilmesi, icazet verenin meşruluğu ile birlikte icazet verileni de o silsileye bağlayarak icazet namesine sıhhat ve resmiyet kazandırıyor. Bu bağlamda çalışmamızın bir hedefi de günümüze kadar tespiti yapılmamış Hattat Hamit sonrası aralarında olmaktan hamd ettiğim hattatlar silsilesinin de ortaya çıkarılması. Hüsnat icazetnamesi alan hattat, yazı yazmaya ve talebe yetiştirmeye ehil olduğunun belgelenmesiyle hocasından itibaren bağlı olup nispet edildiği hattatlar silsilesinin bir halkası olur. İcazetnamesi ve nispet edildiği hattatlar silsilesi olmayan kişinin has sanat olarak yazdıklarına da ehemmiyet verilmez olarak geçer kaynaklarda. Biz tabii Hattat Hamid'in verdiği icazetler konusunda iddialara gelince şunları görüyoruz. Hattat Hamid'den icazetname alan bazı hattatların iddiasına göre kendileriyle birlikte Hattat Hamid'den hak ederek icazetname alanlar bir elin parmaklarından azdır. Böyle bir iddia var. Diğer icazetname alan kişiler ise Hattat Hamid'in rahatsızlığından dolayı numune hastanesine yatırıldığı dönemde şuurunda 6 aylık bir bunama ve kayıp olduğu zaman bu zafiyetten istifade ederek ücret mukabili bunu birinci oturumdaki hocalarımız da arz etmişlerdi. Ücret mukabili icazetnamelerini aldıkları için aldıkları icazetnamelerin herhangi bir hükmü ve geçerliliği olmadığı şeklinde bir iddiaları var. Yine aynı iddia sahipleri icazet aldıklarını söyleyen diğer hattatları Hattat Hamid'in yanında hiç görmediklerini ifade ediyorlar. Kendi şahitlikleriyle sözlerinin doğru olduğunu söylüyorlar. Yine bir elin parmaklarını geçmeyen aynı iddia sahiplerine göre icazetname metinleri mutlaka besmele ile başlamalı. Sonra sırasıyla Allah'a hamd, Resulüne salavat, icazete konu levha, icazet alanın açık ismi ve yazdıklarına imza atmaya icazet verildiğinin beyanı, dua, icazet verenin ismi ve icazet verildiği tarih icazetnamede olmalıdır. Onların iddiasına göre. Kendilerine göre bu geleneksel sıralamayla yazılmayan icazetnameler de geçerli değildir. Bu iddiaları ortaya atanların niyetleri, maksatları ve hedef edikleri maddi ve manevi konular üzerinde herhangi bir yorum yapmadan biz değerlendirmemize geçelim. Hattat Hamid'in Mayıs 1980 ile vefatı olan Mayıs 1982 tarihleri arasında numune hastanesinde olduğu dönemde ve üstadın atölyesinde 2 yıl boyunca kendisiyle bizzat ilgilenen ve oturumlarda tebliğini sunan İsmail Yazıcı hocamız ile yaptığımız görüşmelerde iddia edildiği gibi Hattat Hamid'in şuurunda hiçbir zaman bulanıklık olmadığını kendisi kesin bir dille ve defalarca ifade etmişlerdir. Yine konuyla alakalı görüştüğümüz Hattat Hamid'in diğer talebeleri de
kendisinin hiçbir zaman şuurunda bulanıklık meydana gelmediğini, aksine hastanede kendisini ziyaret ettikleri zamanlarda Arapça ve Farsça çok uzun şiirleri dahi hafızasından hiç zorlanmadan okuduğunu beyan etmektedirler. Diğer yandan şuuru yerinde olmayan birisinin girift icazet metinlerini düzgün cümleler kurarak yazabilmesi veya şuuru yerinde olmadığı halde farkında olmadığı maddi bir karşılıkla bunu yapabilmesi iddiası ise akıllı insanların asla kabul edebileceği bir şey değildir. Ayrıca verilen icazetnamelerin 31 tanesi bizim ulaşabildiğimiz bunlar. Hattat Hamid'in sağlıklı olduğu günlerinde yani 1980 yılı öncesi verdiği icazetnamelerdir. Hamit Aytaç'ın yazdığı icazetnamelerinin birazdan değineceğimiz icazetname metinlerinde görüleceği üzere iddia edildiği gibi besmele, hamdele, salvele ve benzeri iddia edilen geleneksel sıralı kalıp cümleler asla kullanılmamıştır. Hattat Hamid'in verdiği icazetnameler göstermektedir ki Hattat icazet verirken yazacağı ifadeleri ve kullandığı dili değiştirebilir, cümleleri uzun veya kısa kurabilir, kendine göre özel bir metin de hazırlayabilir. Bazen icazetname tamamen Arapça dili ve harfleriyle yazılan besmele, hamdele, salvele, icazet verilenin ismi, dua, icazet verenin ismi ve hicri tarih, bazen hamdele ve salvele Arapça, icazet verilenin ismi, dua, icazet verenin ismi ve hicri tarih Türkçe, bazen icazet verilenin ismi, icazet verenin ismi ve miladi tarih Arapça, bazen ecestü, icazet verdim diye başlayan Arapça kısa bir metinde olabilir. İcazet veren Hattat, dua kısmı hariç tamamen Türkçeden oluşan bir icazetname metni yazabileceği gibi, icazetname verdiği kişinin ismini hüsn-i has sanatıyla yazıp altına takdirlerini belirterek de icazet verebilir ki biz birazdan bunu Hamidül Amidi'nin yani merhum Hamid Aytaç Üstadımızın yazdığı icazetleri de göreceğiz. Hatta sadece bir cümle halinde Ecestü fülanen ve enel fakiru Hamidül Amidi sene falan yani falanca icazet verdim ben fakir Hamidül Amidi şu sene yazması dahi icazetleme olarak yeterli gözükmektedir. Bir hattat baştan sona kendisinde meşk eden talebesine icazet verebileceği gibi mesela Hattat Ahmet Fatih Andı, Hattat Turan Sevgili gibi başka bir hattatta başlayıp kendisinde ikmal eden talebesine mesela Hattat Saim Özel, Hattat Ali Rüştü Oran gibi başka bir hattatta meşk edip ikmal eden lakin çeşitli nedenlerle üstadının hastalığı, vefatı, hicreti vesaire icazetini alamayana veya başka bir hattattan icazet almış kişiye mesela Hattat Haşim Bağdadi, Hattat Hüseyin Taha gibi icazetname verebileceği görülmektedir. İddia sahiplerinin biz icazet alan bu şahısları Hattat Hamid'in yanında hiç görmedik sözlerine gelince bilindiği üzere hüsnat dersi alan bir talebenin icazet alma süresi takriben 4-5 yıl civarındadır. Hüsnat'ın birkaç dalında meşk eden talebe ise icazet alması 7 ila 10 yıla varmaktadır. Bu süreler bir hattatın ders alan talebe gruplarını değiştirmekte, icazet alan talebelerden hocasıyla aynı ilde olmayanların memleketlerine dönmesiyle irtibat zayıflamakta veya kopmaktadır. Hattat Hamid gibi 80 yıla yakın bereketli bir sanat hayatına sahip hattatların kendilerinden ders alan talebelerinin söz konusu süreler içerisinde defalarca değişip farklılaşması ise kaçınılmazdır. Kendileriyle görüşme imkanı bulduğumuz Hattat Hamid'den icazet alan hattatlara, Hattat Hamid'den sizin tanıdığınız başka icazet almış hattatlar var mıdır diye sorduğumuzda hemen hemen her hattat kendi ders dönemlerindeki gruplarda yer alan 5 ila 10 arası farklı isimlerden başka bir isim söyleyememişlerdir. Diğer yandan Hattat Hamid'in talebelerinin ders aldığı günlerin farklı olması, İstanbul dışındaki bazı talebelerin mektupla ders alması ve İstanbul'a geldiklerinde farklı zaman dilimlerinde Hattat Hamid ile görüşmeleri söz konusudur. Görüleceği üzere Hattat Hamid'in icazet verdiği talebeleri üstadın yanında görmemeleri
Yani bu iddia sahiplerinin gayet de normaldir. Hattat Hamid'in vermiş olduğu icazetlerin şekil ve muhtevasına kısaca değinecek olursak, Hattat Hamid'in verdiği icazetnamelerden tespit edebildiğimiz 36 icazetname üzerinde yaptığımız inceleme ve çalışmalar sonucu icazetnameler şekil olarak şu şekildedir. Hattat Hamid'in icazet metinleri, icazetname verilecek talebenin sülüs ve nesih hüsnühat çeşidiyle yazdığı Hili-i Şerife'nin altındaki koltuk kısmına, sülüs ve nesih yazı çeşidiyle yazılan bir kıtanın alt kısmına, sülüs ile müdevver yazılmış bir kıtanın alt kısmına, sülüs ile yazılmış istifli bir kıtanın alt kısmına, küfi, sülüs, nesih, talik, divani ve celi divani yazı çeşitleriyle yazılmış bir levhanın alt kısmına, sadece celi sülüs ile yazılmış bir kıtanın alt kısmına, muhakkak, nesih, sülüs, talik ve lika yazı çeşitleriyle yazılmış bir levhanın alt kısmına, icazet verilebilecek talebenin sülüs yazı çeşidiyle yazılmış isminin alt kısmına yazılan icazetnameler ile talebenin yazıları incelendikten sonra müstakil olarak yazılmış icazetnamelerden oluşmaktadır. Üç dakika mı hocam? Söz konusu icazetnamelerde kullanılan dil sadece Arapça olanlar dışında besmele, hamdele, salvele, icazet verenin ismi, dua ve tarih Arapça, diğer kısımları Türkçedir. Hattat Hamid'in Arap talebelerine verdiği icazetnamelerdeki dil ise tamamen Arapça olurken Türk talebelerine verdiği icazetnamelerde tamamı Arapça metinler yer aldığı gibi başlangıcı ve sonu Arapça veya daha sonraki kısımları Türkçe'de olabilmektedir. Ben sona geleyim buradan. Vaktimizin azlığından dolayı ara kısmı geçeyim. Bir asra yakın bereketli bir ömür yaşamış Hattat Hamid'in sayısız talebesi olduğu muhakkak. Kendisinden icazet alan talebeleri dışında Muhsin Demirel, Hüsrev Subaşı, Savaş Çevik, Habib Akbulut gibi kendisinden meşketmiş veya meşkini tamamlamış lakin çeşitli nedenlerle icazet alamamış talebeleri de mevcut. Ayrıca Ziya Aydın, Hüseyin Gündüz gibi icazet aldığı ifade edildiği için kendilerine veya ilgililere ulaşamadığımız halde icazetnamelerinin fotoğrafları tarafımıza gönderilemeyenler de var. Hattat Hamid Aytac'ın tespit edebildiğimiz 44 kişiye icazeti bulunmaktadır. Büyük çoğunluğunu belgeleriyle ilk defa ortaya çıkardık. Bu icazetnamelerden 22'si Türk, 21'i Arap ve biri Japondur. Japon Majiko Nagata, Musullu Cennet ve Musullu Ferah icazetname alan bayan hattatelerdir. Kaynaklarda isimlerini tespit edemediğimiz veya hayat hikayelerine değinemediğimiz hattatlardan Ziya Aydın, Japon Majiko Nagata, Hattat Hamid'in kendisiyle yapılan röportajda bizzat kendisinin ifade ettiği isimlerdir. Özgeçmişlerini verdiğimiz ama icazetlerine ulaşamadığımız hattatlardan Hüseyin Gündüz, Abdülkerim Hüseyin Ramazan ve Mervanül Harbi'dir. Hayat hikayesine ve icazetnamesine ulaşamadığımız hattat Abdülvahap Avanoğlu ismi icazet aldığına bizzat şahit olan Hattat Salah Şirzat tarafından ifade edilmiştir. Buradan da görülüyor ki Hattat Hamid Aytac'ın bir asra yakın bir ömrü boyunca 80 yıllık sanat hayatı içerisinde birçok kişiye bizim ulaşabildiğimiz 44 sayısı daha sonraki çalışmalarla çok daha fazla olacaktır. Ve ortaya inşallah dünyanın her tarafından çalışmalarımızda ortaya çıktığı gibi Irak'tan, Suriye'den, Suudi Arabistan'dan, Türkiye'den ve başka yerlerden, Japonya'dan hattatların da inşallah bu silsileye dahil olacağını hep beraber göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.